Evet, Sayın Kışanak, 25 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin darbe komisyonuna beyanda bulunmak için çünkü bir araştırma yapılıyordu o dönem darbelere ilişkin olarak. O darbenin mağdurlarından biri olması hasebiyle Ankara'ya gitmişti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi darbe komisyonuna beyanda bulunmuştu. Dönüşte, Diyarbakır dönüşte havaalanında gözaltına alındı. Peşi sıra 31 Aralık, affedersiniz 31 Ekim, yani 5 gün sonra 2016'da tutuklandı ve o günden bu yana tutuklu. Şimdi Türk Ceza Kanunu, daha doğrusu Ceza Usul Kanunu 5 yıl olarak düzenlemiş asgari tutukluluk süresini. Yani bir kişinin maksimum tutukluluk süresi 5 yıl, ancak terörle mücadele kanunu kapsamında işlenen suçlara ek olarak 2 yıl daha öngörülüyor. Toplamda 7 yıl. Ve bunu aşan süreler uzun tutukluluk olarak değerlendiriliyor. Tabii bu aslında bu 7 yıllık süre istisnai bir durum ve maksimum olarak uygulanması gereken süre. Yani dolayısıyla istisnai bir hal. Ancak Türkiye'de son dönemlerde özellikle hukuki meselelerde istisnalar kaideye dönüşmüş durumda önemli ölçüde. Hele hele kim kurbanlar, mağdurlar, muhaliflerse, Kürtlerse bu konuda bütün yerleşik hukuk kuralları çok rahatlıkla göz ardı edilebiliyor, bypass edilebiliyor, çiğnenebiliyor. Sayın Kışanan durumda tam olarak buna tekabül ediyor. Yani dolayısıyla bu 7 yıllık tutukluluk süresi zaten başlı başına bir kriz halinin habercisi, bir sorunun habercisi aynı zamanda. Yani bir 7 yıl içerisinde bir yargılamayı bitirememişseniz ve tutuklu olarak bir kişiyi yargılıyorsanız bu zaten başlı başına bir krize tekabül ediyor. Bir kriz çağrışımı yapıyor. Türkiye'de son dönemlerde yargı yurttaşları 3 kategoriye ayırmış durumda. Yani birinci kategoride yer alanlar pasif yurttaşlar, yani hükümet ya da rejim yandaşı olup ya da rejim karşıtı da olabilir bu grup. Hiçbir şekilde politik meselelerde ya da hükümeti rahatsız eden meselelerde görüş ifade etmeyen kişiler. Bir grup bu. Ve bu grup önemli ölçüde Türkiye'nin şu anki pozitif hukukundan istifade eden grup. İkinci grup yandaşlar. Ve bunlar hukukun eğilip bükülmesine, lehlerine eğilip bükülmesine den olabildiğince faydalanan kişiler. Tutuklanmazlar, tutuklanırlarsa çok çabuk serbest bırakırlar, ceza almazlar, alırlarsa en alt sınırdan alırlar. Üçüncü kategoride yer alanlar rejimin düşman olarak kodladığı muhalifler. Elbette bunun başını Kürtler çekiyor. Sayın Kışanak bu kategorinin içerisinde yer alıyor. Sayın Kışanak 2 yıl topu topu belediye başkanlığı yaptı. 2 yıl bile sürmedi. Halen o 2 yıllık sürece ilişkin halen Sayın Kışanak hakkında soruşturma ve davalar açılıyor. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen. Bu olağan bir durum katiyen değil. O açıdan Sayın Kışanak'ın ya da mahkemenin Sayın Kışanak'ın tutukluluğuna direnmesi ya da devam ettirmesi sadece mahkemenin tavrıyla değil, siyasetin tavrıyla açıklamak daha doğru olur. Çünkü dediğim gibi karar veren, bu davayı açmaya karar verenler yargı değil, siyaset. Bu davanın bu şekilde yürütülmesine karar veren yargı değil, siyaset. Bu tutukluluğun bu kadar sürmesine de karar veren onlar ve taliye de eğer olursa onlar karar verecekler. Yoksa çok Türkiye'deki mevcut pozitif hukukun şu anda biraz önce söylediğim için Kürtler açısından, muhalifler açısından bir anlam ifade etmediği bir kez daha ortaya çıkacak. Maalesef durum bu ama bütün bu hukuksuzluklara, bütün bu zalimliklere karşı biz Sayın Kışanak'ın avukatları olarak mücadele etmeye devam ediyoruz.